Sevgili izleyiciler, üst üste İstanbul'dan sevgili kardeşlerim, konuklarımız geliyor. Geçen hafta Mürşit Arslan'ı konuk etmiştik. Bu hafta da Sait Yardımcı. O da İstanbul'dan geldi ama son zamanlarda Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Turizmle, organizasyonla, birçok alanda çeşitli uluslararası platformlarda çalışmalar yapan değerli bir kardeşimiz Sait Yardımcı. Tabii geçen hafta ben İstanbul'daydım. Bu hafta da onu davet ettim. Geldi Adapazarı'na, şeref verdi. Biz de şöyle bir Sapanca'yı bir gezdirelim. Daha doğrusu Sakarya ve çevresini biraz gezdirelim, tanıtalım, bir görsün dedik. Belki Sakaryalı yaparız. Hatta bazı yerlerde hakikaten büyülendi. Bol bol selfie yaptı, çekimler yaptı. Ve birazcık da bir şeyler almaya niyetlendiğini hissediyorum. Hoş geldin sevgili Sait Yardımcı. Teşekkür ediyorum Şahmen abicim. Nasılsın, ne var ne yok? Vallahi harika, güzel bir pazar. Evet. İki hafta önce Avrupa'daydım. Cannes Film Festivali vardı. Ona geleceğiz zaten, içimde yok, bir yara. Yok, onu özellikle söylememin sebebi şu. Bir an tekrar kendimi Nice'e gitmiş, Côte d'Azur'a gitmiş gibi gördüm. Buralarda. Tabii, ne çok, güzel. Çok harika yerler. Evet. Turizm cenneti olabilecek yerler. Kesinlikle. Ama tabii ki eksikleri var. Onların mutlaka giderilmesi lazım. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, Sait Yardımcı Mayıs ayının ilk haftasında, ilk hafta sonunda, bir ikinci haftanın başlangıcında yıllardır hep Mayıs ayı içinde Cannes Film Festivali yapılır. İşte bundan 3 hafta kadar önce aradığımda kendisinin Cannes Film Festivali'nde olduğunu öğrendim. Tabii bana sen yoksun dedi. Evet, biz yokuz son senelerde. Ben 7 sene Cannes Film Festivali'nde dünya yıldızlarının fotoğraflarını çekmiştim Akşam Gazetesi adına. Tabii şöyle içimiz bir cız etmişti. Dedim haber verseydin gelirdim jübile yapmaya. Konuştuk, seneye inşallah birlikte orada olacağız. Ve 8.ye Cannes Film Festivali'ne gitmek istiyorum. Ele ele Sait Yardımcı'yla olunca. Çünkü Cannes Film Festivali'nin gerçekten kendine has muhteşem bir havası var. Bu arada tabii kahvesi geldi sevgili kardeşimiz Sait Yardımcı'nın. Evet, dediğimiz gibi Cannes Film Festivali böyle bir şey işte. Seneye inşallah gideceğiz. Ama kendisi tabii orada bir dergi ve benzeri bir çalışmalar araştırması için de gittiğini düşünüyorum. Konuşacağız, soracağız şimdi. Sevgili Sait Yardımcı'yla yıllar önce İstanbul'da her vesileyle bir araya geliyorduk. Çünkü kendisi defalarca güzellik yarışması yaptı. Ben de o güzellik yarışmalarının müdavimlerindeydim. Hatta güzellik yarışmalarını takip için ta Bahama Adaları'na kadar gitmiştik o yıllarda. Şimdi eve zor gidiyoruz emekli olunca. Evet, kaç sene oldu Amerika'ya yerleştiğin? 4 yıldır Los Angeles'tayım. Evet, Los Angeles'ta. Evet. Neler yapıyorsun orada? Önce oradan bir yola çıkalım. Öncelikle gitme amacım 2013 yılında Film Komisyonu Derneği kurduk. Film Komisyonu Derneği nedir? Hani isminde komisyon kelimesi olunca bir alım satımdan dolayı oluşan komisyon değil. Fransızca'da komisyon, komite anlamında. Evet. Yabancılar ülkemize film çekmek için geliyorlar. Dolayısıyla müracaat edecekleri bir birim olması lazım. Çünkü sadece bakanlıktan alınan izinle film çekilmiyor Türkiye'de. Dolayısıyla bunun bir birimin takip etmesi, tüm yerel yönetimlerden, valiliklerden, belediye başkanlıklarından, emniyetten bunların izinlerinin alınması gerekiyor. Ve bu yabancılara bu hizmetlerin sağlanması için ekipler kurulması gerekiyor. Ki daha öncesinde Bollywood'la başlayan bir maceramız var 2006 yılından itibaren. Turizmin içinde olunca sadece turizm demek otel konaklaması değil. Artık o turizm 50 yıl önce yapılıyordu. Bugün Türkiye'de de ve dünyada turizmin tıkandığı nokta da artık konaklama bir hizmet değil, olmazsa olmazıdır ama konaklamadan önce ulaşımın,
oradaki etkinliklerin çok daha farklı olması lazım. Bunun en yakın örneği Cannes Film Festivali. 70 yıldır yapılıyor ve her yıl daha da büyüyerekten muhteşem bir organizasyon haline geliyor. Bu sene de 200 bin profesyonelin 15 gün süreyle orada hem iş görüşmeleri hem film projeleri hakkında networkler oluşturmak için muhteşem bir altyapıydı. İşte film komisyonunun kurulmasının amacı da benzer organizasyonların Türkiye'ye gelebilmesi için yerinde incelemek, nasıl yapıldığını görmek, bilgi sahibi olmak, tecrübe sahibi olmak, en azından konuşabildiğinizde söz sahibi olabilmek için oraları görmek, yaşamak gerekiyor. Ben tabii oraları 7 sene görüp yaşayan bir insan olarak anlattıklarını çok iyi algılıyorum. Nasıl bir platform olduğunu, nasıl bir ambiyans olduğunu oraların çok iyi biliyorum. Ve dünyanın her yerinden binlerce gazetecinin katıldığı, binlerce yapımcının, binlerce senin dediğin manada araştırmacının toplandığı tartışmasız bu işlerin zirvesi olan bir yer. Neler aldın oralardan? Neler izledin? Ne planlar kafanda oluşturdu özetten soracak olursak? Şimdi Türkiye'de büyük bir altyapı eksikliği var. Altyapı deyince belediyeler yol, su, elektrik falan anlıyor. Bu artık tabii bu altyapı kelimesi 50 yıl önce bu anlamda kullanılıyordu. Evet. Artık altyapı dediğimizde yetişmiş insan, tecrübeli insan, vizyon sahibi insan olarak görüyorum ben. Cannes Film Festivali'nde şunu gördüm. Muhteşem bir organizasyon. Ülke olarak bu film festivaline odaklanılmış. Dünya zaten oradaydı. Altyapı olarak da şunu söyleyebilirim. Bugün dünyada güvenlik sorunu olmayan ülke yok. Maalesef zaman zaman Avrupa'nın başkentlerinde de oluyor, ülkemizde de oluyor. Orada da yine güvenlikten dolayı bir sıkıntı var gibi görünüyordu ama artık psikolojik olarak aşılmış. Neden? Daha büyük bir organizasyon var, bir festival var. Gündemde yer almıyordu diğer unsurlar, güvenlik unsurları. Zaten güvenlik önlemleri alınmış, insanları rahatsız etmeyecek düzeyde. Herkes işini yapıyordu. Film sektöründen gelen insanlar da Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü oyuncuları, yapımcıları, yönetmenleri görmekten başka bir düşünce sahibi değildi. Ama maalesef Türkiye'ye yine yoktu. İnsanların nasıl orada birbirini ezdiklerini biliyorum. Evet, çok muhteşem yani bir yıldız göreyim diye. Muhteşem bir basın ordusu vardı. Evet. Yani sağlı sollu Kırmızı Halı'nın etrafı 2-3-4 sıra halinde tabii, gazeteciler bir tarafta kameramanlar, tabii. Bir tarafta gazeteciler olan. Onun dışında bir de günümüzde sosyal medya çok büyük olduğu için zannediyorum ki bir kısım sosyal medyada diğer tarafta tam geliş yönünde konumlanmıştı. Zaten orada nereden baksan 200-300 kişi vardı. Tabii. Hepsi kamerasıyla, fotoğraf makinesiyle. Benim zamanımda o kadar çok yoktu. Sosyal medya olmadığı için bir tarafta gazeteciler, bir tarafta televizyoncular vardı. Hatta gazeteciler kısmında 56 numaralı yuvarlak bir ayaklarımız altında yer vardı. Orası 7 sene bana aitti. Evet. Şimdi bilmiyorum 56 numarayı kime kaptırdık. Birileri var tabii ki. Numaralar biraz yükseldi artık. 500'ler falan kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle güzel bilgiler değerlendirmesi yaptın tabii orada. Çalışmalar yaptın. Peki şimdi Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan bir konuma gelmiş oluyorsun. Çünkü Türkiye'de de bazı düşüncelerin, bazı yatırımların söz konusu olduğunu anlatmıştın. Evet. Türkiye'de neler yapacağız sevgili Sait Yardımcı? Şimdi turizmi zaman zaman bırakmak istiyorum ama turizmin beni seni bırakacak bırakmıyor. Gibi bir görünmüyor. Evet. Hele bugün buraları gördükten sonra yine bir için kabardı değil mi? Tabii yani insanın yıllarca yapmış olduğu bir iş. Evet.
bir günde bir köşeye atmak gibi bir şey söz konusu değil. Kolay bir şey değil. Ancak turizmi yapmak için de ona bir altyapı hazırlamak lazım. Demin ne demiştik? Altyapı yol, su, elektrik değil. Peki nedir altyapı? Bugün dünya film endüstrisi çok büyük. Ama halen Türkiye'de gerçek anlamda bir film sektörü oluşmuş değil. Yerel anlamda evet, diziler komşu ülkelere ihraç ediliyor mu? Evet. Ama halen bir dünya sinemasında söz sahibi olan bir ülke konumunda değiliz. Bunu Cannes Film Festivali'nde göremedik. Amerikan Film Market'te göremedik. Oscar'da göremiyoruz. Grammy ödüllerinde göremiyoruz. Golden Globe'da göremiyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Altyapı yok. İnsanımız artık dünyaya açılmalı. Yaptıkları filmler evrensel olmalı, universal olmalı. Sadece yerel izleyici değil, tüm dünya insanına hitap edebilmeli. Bugün Bollywood yerel olmasına rağmen ama dünya çapında bir izleyici kitlesi var. 32 ülkede 1,5 milyarı aşan insan sayısında bir rakamlara ulaşıyorlar ki Hindistan'da yılda 3,5 milyara yakın sinema bileti satılıyor. Hint sineması olarak söylüyorum, sadece Hindistan değil. Türkiye'de de tabii ki bununla alakalı çalışmalarımız var. Hem Film Komisyonu Derneği olarak hem kendi şirketim olarak. Hollywood'u İstanbul'a getireceğiz. Daha doğrusu Türkiye'ye getireceğiz. Ben de Kırkpınar'a getirelim diyorum. Türkiye, tabii ki Kırkpınar da Türkiye'nin içerisinde. İstanbul'a çok yakın. Yine söylediğim gibi burada da gerekli altyapı düzenlemeleri sağlanırsa burasının İsviçre'den farkı yok. Evet, ben bu arada parantez açarak devreye gireceğim. Sevgili izleyiciler, Sait yardımcı kardeşime dedim ki, işte Cannes Film Festivali'ni 7 sene gören, yaşayan bir insanım. Antalya Film Festivali'ne defalarca gittim gazeteci olarak. Ama tabii Antalya'nın sesini pek istediğimiz gibi duyuramadık. Geçen anlattım, dedim ki sevgili Sait yardımcı, Kırkpınar, Sapanca Kırkpınar adeta İsviçre'nin Davos'u gibi olan bir yer ki geldin gördün hakikaten öyle. Dedim ki biz oralarda Türkiye'de farklı bir formatta bir organizasyon yapabilir miyiz? Nedir dediğimde biliyorsunuz artık sinema filminden çok dizi film izleyicileri çok fazla önde. Türkiye Dizi Film Festivali diye bir şey yapalım dedim. Aa ne güzel olur dedi. Belki de bu geziler sırasında düşüncelerinde ne kadar olur gibi onu da düşünmüş olabilir. Böyle bir şeye ne dersin sevgili Sait yardımcı? Olmaması için hiçbir neden yok. Zaten İstanbul'da her gün birçok organizasyon yapılıyor ve İstanbul bu işlere çok doymuş durumda. Yenilik gerekiyor. Yenilik içinde çok uzağa gitmeye gerek yok. İşte biz bugün tabii yani bir saatte Mecidiyeköy'den buralara kadar geldik. Ulaşım sorunu yok. Konaklama sorunu yok bildiğim kadar. Evet. Geriye ne kaldı? Senin arabayla yarım saatte gelinir. Geriye ne? Gidişi olmayan bir Porsche'la geldik tabii buralara. Evet. Geriye ne kaldı? Ev sahibi. Ev sahibi evini hazırlarsa insanların gelmemesi için bir neden yok. Yani olmaması için hiçbir sebep yok. Ve tabii. Bu alanda bir boşluk da olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Buranın şöyle bir avantajı daha var. Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Ankara da önemli bir başkent. Siyasetin hatta İstanbul'un gündeminin belirlendiği bir il konumuna geldi. Her şey siyasetle dönüyor artık Türkiye'de. Dolayısıyla iki büyük önemli şehrin ortası sayılmasa da çok yakın mesafesinde. Çok güzel konaklama tesisleri var. Kesinlikle. Hani önümüzdeki yıllar içerisinde 2018 olursa ne ala, olmazsa 2019 mutlaka böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmalı Sakarya. Çünkü Antalya Altın Portakal evet yıllardır yapılıyor ama
İstanbul'a uzak olması sebebiyle insanlar o kadar zaman ayırıp gitmek istemiyor. Evet. Günümüzde zaman çok değerli. Ki burada gündüz setinde çalışma yapsa akşamı yine gelebileceği kadar çok yakın olan bir yer. Tabii Kartepe yakın, tabii kayak merkezi. Orada da bir konaklama tesisi var bildiğim kadarıyla 5 yıldızlı. Kesinlikle. Yani burası bence hazır, her şey hazır. Niyetler evet. Çok önemli. Yani bir şey yapmak isterseniz yola çıktığınızda niyetiniz değilse mutlaka evet. Olur. Şimdi siz buna söylerken benim içimden geçenler de şu. Geçen sene biz burada Kırkpınar Doğa ve Turizm Festivali yaptık. Evet. Bu sene onu genele taşıyacağız. Sakarya Doğa ve Turizm Festivali yapacağız. Ve birazcık da bu konunun kısmı içinde yer alsın gibi düşünceler geçiyor içimden. İşte birkaç tane ünlü getirmek, birkaç ne bileyim oyuncu getirmek gibi gibi. Evet. Ve bir nabız ölçme gibi ya da ölçtürme gibi bir düşünce. Ölçmeye gerek yok çünkü burası doğa cenneti olan bir yer. Evet. Tabii ki bu festival içerisinde sanatçılar davet edilebilir. Festivalin tanıtım için iyi olabilir ama onu ayrı bir organizasyon olarak düşünüp çünkü çok daha büyük, tabii çok büyük bir organizasyon. Türkiye'de genelde şey vardır mantık. Hele bir ufaktan başlayalım. Büyüğünü yaparız. Büyükten başlayalım. Dünyada büyükler yapılırken evet. Ufak kim gelecek? Doğrusun. Onun için Amerika'da bir söz vardır. İngilizce söyleyeyim sonra yine açıklarım. If you dream, dream big. Eğer hayal ediyorsan büyük hayal et. Çünkü küçüğün kimseye faydası olmaz. Çok haklısın. Evet. Evet, ben bu güzel sohbet için teşekkür edeceğim. Ama yine de böyle ben şunları da eklemek, bunları da söylemek istiyorum gibi aklından geçen varsa mikrofon sende yine. Şimdi şu anda Türkiye'de bir psikolojik olarak bir kriz ortamı var. Bunu aşmanın yolu düşüncenizi değiştirmek, bakış açınızı değiştirmek, pozitif düşünmek. Bunu yaptığınız zaman her şeyi başarırsınız. Ben Türkiye'ye geleceğim dediğimde 100 arkadaşımla konuştuysam 95 tanesi sen deli misin? Los Angeles'ta rahatın yerinde görüyorlar çünkü sosyal medyada. Türkiye'de ne işin var? Türkiye'de ne işin var? Burası bizim vatanımız, memleketimiz. Biz oraya temelli dönmemek üzere gitmedik. Belirli bir zaman için orada kalmamız gerekiyordu. Kaldık, göreceğimizi gördük, alacağımızı aldık. Şimdi verme zamanı. Onu da Türkiye'ye vereceğiz. Tabii. Türkiye önemli bir ülke. Türkiye gerçekten cennet. Yeter ki pozitif düşünelim. O cennetten bir köşe buraları. Tabii ki. Yani muhteşem resimler. Yani bu resimler mutlaka bir karşılığı olmalı, bir değeri olmalı. Bunun için de yola çıkmak lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söyleşi için. Tekrar buluşmak. İnşallah. Sık sık geliriz. Bu düşünceleri gerçekleştirmek dileğiyle. Tabii ki elimizden gelen her şeyi yaparız. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.